Herkese merhaba. Bu videomuzda 7. sınıf matematik dersinin çokgenler konusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz, bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar, bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Buradan bir açısını bildiğimiz için 360'ı 40'a bölersek kenar sayısını bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru, bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? İç açısı 135 derece ise dış açısı 180 eksi 135'ten 45 derecedir. Yine az önceki soruda çözdüğümüz gibi dış açılar toplamı 360 derece olduğu için 360'ı 45'e bölersem kenar sayısını bulmuş olurum. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soru. Şekilde verilenlere göre CAB açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar, yamukta iki kenar birbirine paraleldir. Zaten burada AB ve DC paralel olduğu verilmiş. Burası 40 derece ise burası da 40 derecedir. Burası 75 derece ise burası 105 derecedir. Bize A açısının kaç derece olduğu sorulmuş. Şimdi CAB açısı ve 105 derece artı 40 derece üçgenin iç açılarından dolayı 180 derecedir. Bu denklemi çözersek CAB açısını 180 eksi 145'ten 35 derece olarak buluruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıda verilen çokgenlerden hangileri düzgün çokgendir? Arkadaşlar, kenarlarının uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Bakın arkadaşlar, hem kenarları eşit olacak hem de iç açıları eşit olacak. Şimdi bakalım, eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşittir ve bütün açılar birbirine eşittir. Bu düzgün çokgendir. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşittir fakat bütün açıları birbirine eşit değildir. Bakın arkadaşlar, sadece karşılıklı açıları eşittir. Bu yüzden düzgün çokgen değildir. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir ve bütün iç açıları 90 derecedir. Bu yüzden kare düzgün çokgendir. Dikdörtgende bütün kenarlar birbirine eşit olmadığı için dikdörtgen düzgün çokgen değildir. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani A şıkkı. Beşinci soru. Bu verilenlere göre DR kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bize R açısını soruyor. Bakın şuradan bir paralel çizelim şöyle. Düzgün çokgende bütün kenarlar birbirine eşittir. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Düzgün sekizgende de bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Yani burada ikizkenar bir üçgen karşımıza çıktı. Düzgün dokuzgenin bir dış açısı 40 derecedir. Yani şurası 40 derecedir. Düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 derecedir. Şurası 45 derece. Buradan D açısı 45 artı 40'tan 85 derecedir. Şimdi bu ikizkenar üçgen olduğu için D açısı ve E açısı birbirine eşittir. R açısı ve E açısı 180 eksi 85'ten 95 derecedir. Buradan R açısı 95 bölü 2'den 47,5 derecedir. Doğru cevabımız A şıkkı. Burada ikizkenar üçgen olduğunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Altıncı soru. Şekildeki ABCD düzgün beşgen olduğuna göre ECA kaç derecedir? Arkadaşlar, bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bunu söylemiştik. Buradan beşgenin bir dış açısı 72 derecedir. Beşgenin iç açısı da 180 eksi 72'den 108 derecedir. Beşgende bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için burada ikizkenar üçgen var arkadaşlar. Şurası 108 derece ise bunlar 36 derecedir. Aynı şekilde şurası 108 derece ise C ve A açısı da 36 derecedir. Buranın toplamı 108 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ECA açısı 36 derecedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. soru. Şekildeki ABCDEF düzgün altıgen ve KLDE kare olduğuna göre EKF açısı kaç derecedir? Arkadaşlar, düzgün altıgenin dış açısını bulup buradan iç açısını bulmamız gerekiyor. Dış açısı 60 derece, altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Bu kare olduğu için bütün köşeleri 90 derecedir.
Burası 30 derecedir arkadaşlar. Çünkü düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Bakın arkadaşlar, düzgün altıgende bütün kenarlar birbirine eşittir. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Şurası kare olduğu için burası ve burası birbirine eşittir. Ve burada ikizkenar bir üçgen ortaya çıktı. Burası 30 derece ise F ve K açıları 75'er derecedir. Bize zaten EKF açısını soruyor. Şurayı soruyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 8. soru. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde ADB 40 derecedir. DCE noktaları doğrusal olduğuna göre BCE açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar, burası eşkenar dörtgen olduğu için eşkenar dörtgende bütün kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Yani şurada ikiz kenar üçgen var arkadaşlar. Burası 40 derece ise burası da 40 derecedir. Buradan A açısı 100 derecedir. Bakın, eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu unutmayın. A açısı 100 derece ise C açısı da 100 derecedir. Buradan BCE açısı 80 derecedir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 9. soru. Şekilde ABCD paralel kenar, ABC açısı 110 derece ve DC 50 derece olduğuna göre DCE kaç derecedir? DCE şurasıdır arkadaşlar. Burayı bulacağız. Şimdi arkadaşlar, paralel kenarın özelliklerinden karşılıklı açılar birbirine eşittir. Yani şurası 110 derece ise D açısı da 110 derecedir. Burada bir üçgen var arkadaşlar. Bu üçgenden dolayı DCE açısı 20 derecedir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 10. soru. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde ABD 30 derece ve EAB 50 derecedir. AE eşittir DB olduğuna göre AEC kaç derecedir? Arkadaşlar, bu soruyu çözebilmek için dikdörtgenin özelliklerini iyi bilmeniz gerekiyor. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşittir. Şuradan bir köşegen çizelim. Dikdörtgende köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit olduğu için bu iki kenar birbirine eşittir. Yani şurada bir ikizkenar üçgen var arkadaşlar. Dikdörtgende şu açılar da birbirine eşittir. Şurası 30 derece ise burası da 30 derecedir. Burası 30 derece ise şurası 50-30'dan 20 derecedir. İkizkenar üçgen olduğu için E ve C açıları 80 derecedir. Bize AEC açısını sormuş. Yani şurayı soruyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Burada köşegenin uzunluğuyla şuranın uzunluğunun eşit olduğunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. 11. soru. Şekildeki ABCD paralel kenarında EF DC'ye diktir ve AE doğru parçası A açısının açıortayıdır. DCB 80 derece olduğuna göre AF kaç derecedir? Bize şurası soruluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Yani şurası 80 derecedir. Açıortay olduğu için her biri 40 derecedir. Paralel kenarda şu ve şu açıların toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Bu yüzden D açısı 100 derece ve B açısı da 100 derecedir. Zaten paralel kenarın iç açıları toplam 360 derece olduğu için de D ve B açıları 100'er derecedir. Şimdi şurada bir dörtgen var arkadaşlar. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Buradan E açısı artı 40 derece artı 100 derece artı 90 derece 360 derece olması gerekir. Bu denklemi çözersek E açısı 360 eksi 230'dan 130 derece bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 12. soru. Şekildeki ABCD yamuğunda DC AB'ye paraleldir. DC eşittir CB. DCB açısı 100 derece. DAB açısı 35 derece olduğuna göre ADB açısı kaç derecedir? Arkadaşlar, bize şurası soruluyor. Soruyu çözmeden önce yamuğun özelliklerine şöyle bakalım. Yamukta iki kenar birbirine paraleldir. Zaten paralel olduğu verilmiş bize. Yanal kenarlara bitişik açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani şu açıların toplamı 180 derecedir. Yamuğun iç açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Şimdi arkadaşlar, DC ve CB eşit olduğu verilmiş bize. Burada bir ikizkenar üçgen var. Yani şurası ve şurası 40 derecedir. İki kenar birbirine paralel olduğu için şurası ve şurası birbirine eşittir. Şurası da 40 derecedir. Buradan arkadaşlar, üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Yani D açısı artı 35 derece artı 40 derece 180 derecedir. Bu eşitliği çözersek D açısı 180 eksi 75'ten 105 derece bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır.
Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.